Aslan burçları 30 Kasım 6 Aralık Aslan burçlarına devam ediyoruz. Instagram sayfam astrolojiden ne haber ve e-akya official günlük sayfamdır. Takip etmek isteyenler günlük yorumlarla ilgili takip edebilirsiniz. Bu hafta ciddi bir ve önemli bir haftaya giriş yapacaksınız. Yaratıcı işinizdeki insanlarla alakalı onların hatalarını, onların yanlışlarını yönetim ya da bulunduğunuz noktada bildireceğiniz için biraz daha enerjinizin parlayacağı bir nokta. Özellikle çok yoğun bir telefon ya da iletişimlerle ve yurt dışı bağlantılı ya da şehir dışı bağlantılı iletişimleriniz çok fazla yoğun olacak ve halletmeniz gereken çok büyük projeleriniz var. Bunlarla ilgili sorumluluklarınız artacak. Özellikle borsa ya da dolar ve de euro alanında borsada çalışıyorsanız, yani borsayla alakalı bazı işleriniz varsa bu hafta biraz zorlanabilirsiniz. Bunlarla ilgili biraz dikkat etmeniz gerekebilir. Zarar edebilirsiniz. Bunları biraz yavaş yavaş dengelememiz gerekiyor olarak gözüküyor. Özellikle de kendi işiyle ilgili yeni yaratıcılık, ortaklı sistem yapmak isteyen bazı aslanlarda evet start veriyorum. Özellikle Aralık bittikten sonra start veriyorum. Ortağınızla fikriniz doğru. Bir 2021'in enerjisini almanız sizin için hayırlı. Bununla ilgili yapacaklarınızla ilgili sisteminizi kafanızda kurdunuz. Şu an bir mekan tutmak belki sizi bu konuda biraz rahatsız edebilir. Ev ya da internet üzerinden yapabiliyorsanız okey, ama şu an ofis ya da alan açmanızı uygun gör. Özellikle avukat ya da banka ya da devlet kurumunda çalışan bazı aslanlarda da şehir değişimleriyle ilgili gündemler olacak. Hatta bazıları ben şehrimi değiştirmek istemiyorum ama polis de olabilirsiniz, asker de olabilirsiniz. Mecburi görev evreniz olacak. Biraz bu sizi mırmır ettirebilir ama gideceğiniz yerde çok mutlu ve gerçekten rahat bir yere geçiş yapacaksınız. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Ya Karadeniz bölgesinde yaşayan bazı aslan burçlarına şöyle demişim. Karadeniz'de ailenizle alakalı bazı yerler var. Farklı insanlara satmak istiyorsunuz ama yerler çok değerli. Bence eline bir balta al, evin ya da alanın noktasını belirle, yerini belirle. Sonra ileride çok pişman olursunuz. Çünkü alanının enerjisi çok güzel. Bence Karadeniz'e ait Samsun'da olsanız, Sinop'ta, Trabzon'da fark etmiyor. Yer kıymetli. Özellikle İstanbul bölgesi ya da büyük şehirlerde yaşayan aslan burçlarında da evlerini değiştirip daha büyük bir alana geçmek istiyorsunuz. Daha kontrollü ve güvenli ve zemini sağlam bir noktaya geçmek istiyorsunuz. Evet, sanki bununla ilgili de bu hafta doğru bir yeri belirleyeceksiniz ve güzel bir ev enerjisi, hatta alma fikri olan aslanlar için de doğru bir zaman yapın, hayırlı olacak diyorum. Özel hayat konusunda da özellikle eşinizin ya da sevgilinizin dırdırından özgür alanım bitti ve ben bu özgür alanımdan dolayı sanki bu ilişkiyle ilgili artık ben özgürlüğüme ve kendi ruhuma geçmek istiyorum diyorsunuz. Ama çok tatlı sevgiliniz ve ya da çok tatlı eşiniz var. Yani onun saçmalıkları bazen sizi yoruyor. Evet, hak veriyorum ama rica ediyorum, çok da insancıl ve merhametli. Biraz birbirinizle alakalı ilişkilerde ne sevip ne sevmediğinizle ilgili planları öğrenirseniz daha iyi olacak. Bazı aslan burçlarında da özellikle çocuk doğurmak ya da çocukla ilgili plan ya da tedavi niyeti olabilir. Uzun süredir evli olanlarla ilgili. Evet, bununla ilgili sanki şu Covid'den sonra böyle bir karar. Aslında ara sıra gideyim yaptırayım triplerine geliyorsunuz. Yaşım geçti. Yani Rabbim size böyle bir çocuk sevinci verecek. O yüzden acele etmenize gerek yok diyorum. Özellikle evde tadilat, boya, mevsim değişti ama sen niye böyle hala bu kafadasın? Özellikle banyonun yukarıdan gelen bir şeyinden çok rahatsızsınız. Bununla alakalı bir tadilat söz konusu olacak. Özellikle teyze ya da abla ya da anneyle ilgili diz, kapak, kemik ve kalçayla alakalı rahatsızlıklar olabilir. Bir de evinizde bir Covid enerjisi alıyorum bazı yengeç burçlarında. Aman dikkat edin. Lütfen aile büyüklerimizi kontrol edelim. Uzun süredir de görüşmediğiniz bazı dostlarınızla telefon, çekim, enerjiniz böyle keyifli olacak ve iyi geçecek. Son zamanlarda bana nazar değiyor diyorsanız da Nas, Felak ve Ayetel Kürsi okursanız üzerinizdeki negatiflik, enerji, yorgunluğu da biter. Uyku probleminiz var değerli aslan burçları. Uyku ile ilgili dengenizi belirlemeniz lazım. Yoksa ileride sinirsel evrelerde zorluk yaşayabilirsiniz. Sevgi ve Allah sizinle olsun. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun.